Efendim hazinesi olduğu söyleniyor. Böyle bir iddia var. Ne diyorsunuz? Şimdi Anadolu'nun her bir tarafı, her bir köşesi bir hazine zaten. Hazine yatıyor. Tabii bunları şimdi öyle bir ifade kullanmak yanlış olur yani. Halk arasında bir kralın hazinesinin saklandığı iddiası var mağarada. Ama mağarada, ama bu bölgede bu söylenir. Onun için de sık sık zaten hazineciler bu bölgelere gelir. Değişik yerlerde olduğu gibi, gerek ovada gerekse buralarda. Onlara bir şekilde ulaşmaya çalışırlar. Ama varsa ki hazine, bunu devletimizin ortaya koyması lazım, çıkarması lazım. İlgili birimleri de bu konuda davet etmiş olalım. Geç kalmadan bir an önce Evet. definelerden. Mağaranın özelliği tabii bizim bu bölge tüm uygarlıkların yani bir yaşam merkezi buralar yani. İşte Lidyalılar, Frikyalılardan tutun da eski dönemlerde yaşamış o medeniyetler, o insanlar hep bu bölgelerde yaşamışlar. Tabii o zamanki yaşam durumlarına göre, o dönemki coğrafi koşullara göre kendilerine de bir şekilde barınaklar, kalacak yerler, güvenli yerler oluşturmuşlar. Onun için Anadolu'nun birçok yerinde değişik mağaralar vardır. Bu bölgede de birkaç mağaramız var. Bunlardan birisi de Sırtlantaşı Mağarası. Sırtlantaşı Mağarası bu bölgede geçmiş büyüklerimiz tarafından hep bilinir, söylene gelir. Yani kulaktan kulağa, dilden dile söylenir. Bu bölgelerde işte Frikyalılar döneminde özellikle yaşamış olan o kralların bu bölgede de yaşayıp ikamet ettiği, burada kaldığı, burada kendisinin bir şekilde yaşam merkeziymiş yani. Kral Midas'ın özellikle bu söylenir. Ve onun içinde zaten bir kısım hani şeyler vardır. Hazine avcıları deriz yani bu bölgede. Bu Kral Midas'tan kalma eserler, kalıntılar şeklinde de zaman zaman bölgeyi böyle hep tararlar. Bu mağaramız tabii o dönemlerde kullanılmış ama sonraki dönemlerde artık unutulmuş. Şu anki insanlarımız bile, Baklanda yöredeki insanlarımıza sorsanız çoğu bilmez veya yerini bilmezler yani. İnşallah önümüzdeki günlerde burayla ilgili çevre düzenlemesi ve içinin temizliği ve içerideki o yaşam ünitelerinin bir ortaya çıkarılması konusunda bir çalışmamız olacak. Şu eşek kulaklı kral mahvedildi adı. Dokunduğunu altına çeviren bir kral. Frikyalı'nın krallığını yapmıştı. Burayı da hep anlatırken o eskilerde dediler bir hazinecilik bir yeri bizde de vardı da. Onun yüklü miktar bir hazinesi varmış. Kim dedi sen onu? Ne kral? Kral Midas. Eşek kulaklı kral diye geçiyor tarihte.